Helal olsun. Bu sebeple biraz kalabalık kalıyor. Dönecekler B'ye kapıdan. Bazen oluyor ya arada öyle beyler. Açıldı. Deep smoke bırakıldı Heaven tarafına doğru. Ama taktik B ve Leak tarafında. Nerate'in üzerinde muazzam bir hasar Nerate. Daha fazla fade kuruldu. Kabul edemeyecek fight'ı. O yüzden geri çekildi. Can tazeleme imkanı da yok. Nerate şimdi takım arkadaşlarının o aksine hepsi A-Link'e doğru gitmeye karar verdi. 3 oyuncu birden buradan gelecek. Şimdi Zekin biraz baitlemeye çalışabilir. Sassy. İlk önce kim görecek? Sassy gördü. Hemen bir yapışkan bıraktı. Oradan piklemek biraz zor. Canlar bir yalnız orada. Geri çıkmaya karar verdi. Belki de doğru bir hamleyle beraber. Çünkü iki takım arkadaşıyla birlikte Heaven'a doğru yürümeye karar veriliyor. Nerate orada yakın mesafe. Zekin skor aldı. Oyun. Link'ten geliyorlar. John QT. Martin'in takası. Aldık sentence bunu. Vermez ki. Birden, ne oluyor? Geriye doğru ne yapıyor lan? Magnum. Sersis orada hala. Şuraya yok. Link'ten dolanacaklar. Biraz kafa karıştırmak istemişler. Yani Sersis de. Yani fight'ı kabul etmeyi geçtim. Ben sadece swing atmaya başladı orada. Bak Sentinels'ın şu şey iletişimi çok iyi. Mesela çok Link'ten şey, çıkıp bir anda Heaven'a geçmesi, Zekke'nin falan arkadaşıyla beraber pik alması oradan, Heaven'ı öldürmeleri. Ya oyunlar çok iyi, çok rahatlatıyor yani. Burada Heaven'dan gelen oyuncular iyi iş çıkartıyorlar. Daha doğrusu Heaven'a baskı yapan oyuncular iyi iş çıkartıyorlar. Zekke'nin yine çok etkili. Tabanca Rando Sentinels'e gitti. Dediğimiz gibi çok iyi bir hücumları vardı zaten ve evet. Savunmada problemli gözüküyordu Sentinels'te. Şimdi bu hücumu tabancayla başlatıyorlar. Kim diyor? Senin taklidini yapmış abi öyle diyor. Bir Stinger, bir tane kim o salak? Bir tane Ghost. Bunu sadece Sami diyebilir öyle bir mallıkta olan. Ama Stinger da öyle bir mallıkta. Açılabilir C'den ama Zelsiz Martin'i bekliyor tabii ki. Burada Tarat'ın önünde İlk okul esprileri ya. Ama gözden kaçmıyor John Kitty. Magnum'u yakaladı. Thomas'ı Sassy'yi vurdu. Ve Zeki'nin yakın iki oyuncunun farkında. Yani silahlarla bir koşsanız mı arkadaşlar? Ama yine de tabancayla gitmeyi tercih ediyor. Burst'ü seviyor olabildiğince. Yani Sassy de elinde silah yokken yakalandı. Çelik ayna gibi olmuş abi. Silahları switchlerken yakalandı neredeyse ama. Afiyet olsun, afiyet olsun chat'im. Skor almayı başarıyor. Oh, iftarda neler yendi bakalım. Şimdi Carmen Croft'un ilk silah roundunda. Bakalım savunma anlayışı nasıl olacak? Bir baskı gelecek mi? B'ye 3 kişinin geldiğini görüyoruz. Vurma çekirdeğini yuttunuz mu? Önden mi karşılayacaklar acaba? Yine Killjoy'u A'da kullanmaya devam ediyor Magnum. Bunu konuşmuştuk zaten. Bir tane çekirdek yutulur. Yine A bir tane ama. İki tane. Neden biliyor musunuz? Sağlam bombasını, alarm botunu bıraktı. B'de taratını daha bekliyoruz, okumadı ya, mı? Ya da Hobbit'e girecek zannediyorum. Oğlum niye beni bekliyorsunuz? İftarı açtım geldim. Oo çayımı aldım dedi biri. Ha çocuk doğuda mı? Zekin şu anda seçimleri kullanıyor. Orada yalnız. Erken kullandı bu seçimleri. Van'dan katılıyor galiba. Giremedi zaten Zekin. Öğrendiği için ama tek bir seçim. Doğru, Türkiye'de farklı yerlerde farklı zamanlarda açılıyor. Biraz hücum doğru. A-Link'e yetenek istiyor. Güneş Türkiye'nin her tarafına farklı zamanda geliyor, farklı zamanda gidiyor. Doğru. Ya John Curtis'den nasıl bir akıl tutulması bu? Abi sağa bakmadan. Bakılacak yere bakmadan çıkarak yürümeyi tercih etti. A tarafında. Herhalde perdesi olduğu için kimse ilerlemedi diye düşünüyorum. Yani nasıl bir varsayım ben de anlayamadım. Nasıllar perdesi indi, her şey ortaya çıktı bir anda. BFK olacak gibi. Arkadaşlar hurma çekirdeği tamam zor olabilir. Doğru diyorsunuz. Hurma çekirdeği yutmayın. Ama zeytin çekirdeği günde bir tane yutun. Nedenini söyleyeceğim round'dan sonra. Dur bakalım. Yaklaştı. Oradan çıktı ilk oyuncu. Ay. Muazzam. Dur bakayım, dur bakayım. Yani Tenz yarım saattir sızmaya çalışıyor oradan. Neredeyse. Şimdi saat içerisindeki son oyuncu Zekin yakın mesafe. Ne oluyor? Ay psikopat. Silah değişikliğinde yakalanıyor ama yani Tenzin de talihsizliği. Yani fena bonus değil Sentinels için. Bomba falan kuramadılar da. Şimdi arkadaşlar. Zeytin çekirdeği günde bir tane yemek şuna iyi geliyor. Yuttuğunuz yanlış özellikle evinde pet besleyenler için, kedi köpek besleyenler için yuttuğunuz yanlışlıkla ağzınıza kaçan, midenize giden kıl, tüy, bok, püsür hepsini böyle o çekirdek alıyor. Onları böyle doluyor midede. Sana götten çıkıyor abi. O yüzden iyi. İyidir. Sindirime yardımcı olur tabii. Bağırsaklardaki bütün o kılları mılları böyle alır böyle. Dolanın onun üstüne. Götünden çıkar sonra. Sassy'de bu infoyu almış olması lazım. Kaynak Casper'ım abi. Kaynak Casper'ın tüyleri. Hızlandırabilirler. John QT yürüdü geldi. Ya kaynak benim... Bu arada Thomas büyükler, ailenin büyükleri zamanında bana hep öyle derdi. Beni tabii efendim.
Kolpa mıydı bu? Moside smoke içerisinden, yalnız orada bir asit de var. Bu arada A site kaybedildi. Zekin uçarak girdi. Tomasi 20 canı var. Bu fight'ı kabul etti. Ve Ecel arkasına da Zekin 5v3'e getirmiş bir Sertanız. Hatırlıyor musun Zekin'i? Evet. İnanılmaz oynamıştı. Yani Seçil'de kutuya çıkamamış, kör olmuş, düşmüşler, herkes olmuştu ama üzerinden. O ne lan? Yerdeki yani taşa çarptı. Bu arada Carmine Corp şimdi nerede yürümeye çalışacak ama açılan bir Viper'su mu oradan nasıl çıkacaklar? Save kararı gelmesi lazım. Save. Yani C'deki oyuncular... Araştırdım beyler, Ferit'in dediği doğruymuş amına koyayım. ...kurulmuşken ve C'yi ele geçirmişken A'da aslında büyük bir tehdit vardı ve A'daki oyuncular çok gardı düşük bir şekilde bekliyorlardı. Ve merdiven önünde yakalandı. Biri entry verdi, ikinci oyuncu da smoke'dan çıktı, bir şeyler yaptı falan yani A'yı teke bırakıp... Yani çünkü retake oynayabileceğiniz ajanlarınız var ya hani omundan bir paranoya gelir, bir şey gelir varsa ya işte bir smoke gelir, TP gelir. Ne oldu? Yani bunu ikinci oğlum biz genelde şunu söylüyoruz. Böyle baskı yapılırken diğer tarafın çok temkinli. Burafe bilgiler falan vermeyiz ha. Genelde ve bu oyuncuların ağda bizim yakalanış şekli sırtımıza dayadığımız kaynak çok bilim. Çok can sıkıcı olsa gerek case için ve 3 tane silah korunuluyor. Böyle tekrar bir tamam. Satın alım olacak. Yani Sentinels yine çok hakim olarak başladı bu arada maçı. Siyah zeytin yani mi, sarı zeytin mi? Oğlum ne fark eder? Zeytin amına koyayım. Zeytin çekirdeği. Yani Carmine Crop ne yapacak bilmiyorum. Bir yerden açılacak mı? Ya o çekirdek bir araç anladın yani mı midende? O gene çıkacak götünden yani. Onu sindirmeyeceksin. Momentumla geçiren bir takımdan bahsediyoruz. Evet. Casey. Ya tabii Borta'nın savunması abi sırtını da, biraz daha daya yoksa kel kalacak. Savunması da düşünüldüğünde 4 round onları belki tatmin edebilir. Belki yeterli gelebilir ama... Geçtiğimiz bundan zaman, sonra harbiden size yayın programı yapacağım ya böyle evet. Bir yayın böyle din, Darwin, bilim konuşacağız. 4 roundu geride tamam. Bırakmış durumdayız. Zekin, Bane ne kadar geldi? Bumbot. Seçillaş, bomba hala kullanılmadı. Rahatsızlık veriyor sadece ve B'de şu aa yemek yayınını yapalım mı ya? Dur yemek yayınını. A'da da bir saniye. Yakın. Omen olduğunu unutmamak lazım. Omen ve smoke attı, paranoya atıp TP'lerle kendini kurtarabilir ki tek bir TP'si kalmış. Kaçmış? 16. Ama buraya gelecek bir göz sesine gözü şimdi geldi. Dikkatli 19 ne dediniz? Sasi öne çıkıyor az kalsın Sasi'ye B'ye 19 güzel ya, 19 Mart salı. Arkadaşının yanına geldi. 19 Mart salı ne var lan? Beraber savaşı devam ettirebilirler. Ooo burada kaldılar ama. Yakına geldiler. Yine cılız bir ağa oyunu var şu anda. Yalnız oraya doğru bir yetenek gelirse, şimdi bakılacak mı bilmiyorum, perde arkası Martin timing atmaya çalışıyor. Şimdi perde indiği anda sıkıntı olabilir. Çok iyi bir açısı var. Kapı 19 Mart mutfak yayını. Aysu ile beraber. Düşünecektir. Zekin infoyu aldı. Paranoya geldi. Martin çıkamadı oradan. Tenz yakalamış Martin'i. Takım arkadaşı kaçtı belki ama. Entry verildi burada. B'ye doğru dönecek de içerideki oyuncu. Şin iyi bir savunma yaptı. 2 tane skor aldı ama hala durum. 13 saniye. 13 saniye. Saat tarafına doğru koşmak zorunda Sasi. Hemen oraya doğru göz bıraktık da bu arada Tenz nereye yakalamış durumda? Magnum orada. Magnum yalandan peek. Tomasi de Zelsis vurdu. Magnum hiç fokus değil bu arada. Sentinels adım adım sürekli Carmine Corp'tan bir adım önde. Ama yani Carmine Corp oyuncularının bir karar vermesi lazım. Aşkım. Oynuyor muyuz? Oynamıyor muyuz? Aşkım. Hani... Şin kendini hızlıca TP'ledi. Sol tarafa doğru. Paranoya gönderdi. Spano'ya doğru uçarak gelecek Martin ama oradan çıkmayı başardı. Sentinels ve... Kumu kaybettiğini bildiği için acele etmiyor şu an. Smoke bekleyecekler sanki tekrar C kontrol alınacak gibi Sasi. Ecel'le beraber yakınları temizledi. Ve adım adım tekrar buraya geliyor Sentinels. Seni özlemişlerdi. Abi Casper nerede, nerelerde dediler. Tercihiniz abi Casper ne zamandır göremiyoruz demişlerdi. Gel bir bak. Bak bir bak. Buradan artık çıkması mümkün değil yakına geldiklerinde ve... Paranoya bomba ikili aldı Martin. Şimdi ne yapacak? Geride açığa çıkıyor ve Sasi kolay yakaladı onu. Rahat oldu. Sentinels kullandığı yeteneklerle silah düştü. Yani, roundların genel itibariyle site'da bitmediğini ve site kanallarında bittiğini görüyoruz. Bu da tabii biraz deneme usulü oynanıldı. Case için anlaşılabilir zayıf bir satın alım. Sas plant alacak hemen bir tane sarmal bomba. Hatta ikincisini de bıraktı Zelsiz. Niye böyle kokmaya başladı? Spike garanti altına almak için. Yok bu bok gibi kokuyor şu an köpek. Yani şey eden ve spawn'dan gelen son iki oyuncu case. En büyük problemin ne olduğunu biliyorsun bu ortada değil mi? Yani bu ortada ne zaman şey gidiyor tutanmaya ilaçlı? Ve tempo. Ha. Başlangıçta seri verdiğinizde rakibe hücuma çok kolay geçiyor çünkü şu ana kadar Sentinels bunları yaparken Endicim teşekkür ederim 80. Cenk olsun balım. İnanılmaz bir bak Endicim falan da alalım ha bizim o şık oyun grubuna. Çek bir tane Telegram grubu kurduk. İnhouse.
Shitcoin Private. Sasi'den yine bir fade ultisi gelebilir. Yayın deprem konuşalım hocam. Sadece 5 Şubat gecesi deprem hakkında Celal Şengör'ün deprem videolarını açıp sonrasında deprem burada çantası hazırlamamız Martin konusunda bilgilendirdiğin için çanta şimdi hazırlayıp Martin uyudum. Eğer hazırlamasaydım deprem sabahı büyük sıkıntı çekerdik ailemle beraber. Minnettarız hocam. Çok iyi kullandı burada sana. Sasi. Şimdi Zekil oraya doğru gelecek. Karşılıklı yine yetenek kullanımları var. Zekil aynı şekilde yapışkan etkisinde fight'e giremedi. Troll değil değil mi? Gerçekten ya, bunun trollü olmaz çünkü çok geçmiş karşılıklı olsun. Karşılıklı fade yetenekleri ve biraz da... Ya harbiden tüylerim dikeldi yani. Bu yetenekler önemli yetenekler. Şu an... Olaya bakalım ne koyayım. B'ye götürmek isterken Viper site'ın içerisinde ve Killjoy biraz ona merdivenden destek vermeye çalışacak. Ve Thomas'ı fark etti. Ya depremle alakalı harbiden konuşmamız gereken şeyler var ya. Çünkü benim işin içinden çıkamadığım durumlar var. Hani illa binamızın yıkılmasına falan gerek yok. Çünkü deprem sonrası oluşabilecek kaos, oluşabilecek kıtlık, ailelerimize nasıl ulaşacağız, tüm telefonlar kilitlenecek. Ben bunu harbiden bayağıdır düşünüyorum. Ailemle de konuşuyorum. Bir ara telsiz falan düşündüm. Hepsinin evine bir telsiz alsam falan diye. Ama galiba onlar da gidiyormuş. Telsiz de çalışmamaya başlıyormuş. Bu konuda bir çözüm üretmemiz lazım chat hep beraber. Kafa kafaya verip bir brainstorm yapmamız lazım. Ve Narrate zersizi bulunca John Q'du tek başına. Onu da Narrate buldu. Tabii yani B o kadar dar alanlara sahip ki o main çıkışına doğru sıkınca bir süre sonra KC'de de skorları rahatlıkla buldu ama karşılıklı bir ulti festivali şeklinde geçti. Söz konusu yok. Sentinels roundu çok kör. Yani tüm ailecek aynı binada olmamız lazım. Üçüncü kaldılar. Şundan dolayı sorular. Rakip de bunları kullanmak durumunda kaldı ve Magnum. Tenzi yakaladı. Tenzi yakaladıktan sonra... Oğlum ben niye taşınayım ya? Benim ev okey. TP ile geçmişti Tenzi ama takım arkadaşlar da gelebilir. Sanmıyorum benim evimin kullanı. Şimdi C'ye döndürmeye karar verdiler. C bomboş. Eğer Sentinels buraya yerleşirse sadece Narrate'in ultisiyle beraber biraz daha şansı olacak. Carmine Corp'un rahatlıkla sert kontrol alındı. Hatta B'den de lurk atan bir John QT var. Yani şu an tamamen güven Narrate'ine atacağı fade ultisi. Ama site'a yerleşmiş, hatta şelaleyi de almış bir Sentinels var. Bir de lurk'tan gelecek bir John QT var. Timing'i çok kritik. Zelsiz sesleri duyuyor. Şimdi John QT'ye yürü demiştir büyük ihtimalle. Fade ultisi geldi ama Sasi yemedi onu. Site içerisinde Zelsiz risk aldı, çıktı vurdu bir tane. Martin'den gelen takas var. Fate gözle beraber tüm infoları verdi. KC oyuncularının bu arada geri geldi John QT. Gitmedi lurk'e. Kapı açık, kapı içerisinde mermiler geliyor. Martin 38 can. John QT, Thomas'ı. Martin'den gelen güzel bir shot daha var. Zekin 1'e 3 kaldı yakın mesafe. Bir skor aldı. Neret şimdi flag gitmedi. Onu fark etti gitmediğini ve... Yalnız var ya Martin'i vursa aldı ele. Skoru da önemli tabii ki. Ve Zekin atılan bir tane ne yapacağız var bilmiyorum ya. Çok büyük felaket yani. İşin önde bu sefer 2 TP'si de kullanılmamış durumda. B'ye hücum gelirse direkt paranoya ile arkadaşlarına asist yapmak isteyebilir ki uçma kararı da gelebilir bir anda Martin'den. Teşekkür ederim. Orası işaretlendi. Acaba kapar kız tahmin ediyor mu orayı? Gördüler. Eyvallah. Tamam, ne zaman gelecek? B var şu an savunmada. Tamam. KC enteresan bir deneme yapıyor. İşin hazırlıksız yakalanabilir. Kapı açıldı yalnız ona da paranoya geldi tamam. Ama çok Martin'den iyi, çok iyi. B'den çok abi, iyi yeni piyasaya değerleri ve milli takım geldi. Aday kadrosunu gördün mü? Görmedim abi. Geldi. Ha, yeni piyasa değerlerini oyuncuların gördüm. Fenerbahçe geçmiş Galatasaray'a galiba. Smoke arkası ve yine çok erkenden iki oyuncusu birden yakalayabildi Casey. Artık bu avantaj rounda dönmeli. Farkı 1'e indirebilirler. 5 saniye. Kapı açıldı. C önünde Tens kendini fark ettirmek üzere. Görüldü artık ve hemen bir yapışkan atılıyor. Tens öne çıkacak ama site'daki oyuncuyu muhtemelen beklemiyorlar. Arkada bir cross var yalnız. O cross kill'i aldı. Zelsiz iyi bir işe imza attı. Bir tane daha vurabilir mi? Hayır. Nereye? Takası geçti olsa getirdi. Tens'in zaten site'da olduğu biliniyor ve Martin bu kill'in sahibi oldu. Wallbang değil. Wallbang bekliyordum. Üniversitede deprem bilimi dersi alıyorum. O gördüğümüz deprem fay hattı haritasında oranın tamamen safe olduğunu göstermiyor. Belki de o beyaz alanda atıyorum 10.000 yıldır kırmayan fay var. Her an kırılabilir. Haritada beyaz diye safe olduğunu söyleyemeyiz. Taşınmak çare değil. Bir kez daha speed'de olduğu gibi biraz onları tutuk hale getirdi. Ama şimdi 5-4'ü bulacaklar. Ekonomisi var hala. Tabii Santos iyi bir seri yaptığı için yine Bayrant yapacak problem bir konuda bırakıldı. O da alındı üzerine. Onun bilgisine başvurmak, ondan bilgi almak
Hep beraber Ya da burası bu güzel konuyu bir yer, ortamı konuşmak, açıldı. tartışmak Buranın kralı bence olduğunu düşünürse sen yararlı bilirsin. olur diye düşünüyorum. Buraya bir execute Celen Hoca yaparsa yine gelmez burada ya bir bana. fiyatı yerler. Yani Celen Hoca Necer'in bana evinde gelmez. yürüdüğü Ahmet'e zaten belki ve gider de. birbirinden Gerçi etkilediği Ahmet de Celen kaçmaya Hoca'yı alacağım çalışacak alacağım diyordu, kardeşim. alamadı. Nasıl işte Tenz. Kutuya bir TP attı. Şirin de yeri belli. Yani bir tane boru yeterli ki uçarak geldi. Zekin ama mesafe biraz fazla. Tenz TP'yi de attı. Tenz 3. skorunu da almayı başarıyor. Şinin de yeri belli zaten spawn tarafında olduğuna dair. Mermi atamadın nereye Tenz'e? İtham ediyordu orada olduğunu. Tenz 4. skor. Belaya gidecek mi? Aslında Şin biliniyor ama spawn tarafında. Evet abi, deprem sonrası yağmalama ne olacak? İşaretlenmişti Şin. Evet, Tenz'de. Aces diye herkes. Aynen öyle. Aces almalı. Bütün tribünler bir bela bekliyor ondan. Tenz de tamamıyla kendini şelaleye kitlemiş durumda. Taret var arkasında. Bu yüzden şelaleye bakıyordu ama... Ya bir de İstanbul'da yani... şu anda inanılmaz bir trafik var her yerde. Sürekli bir trafik var. Ve, sonraki rampların akıbetini düşünüyorum. Bilmiyorum ya, neresinden tutsan elinde kalıyor yani İstanbul. Ne yapacağız bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Yani... Kötü bir cevap. Ne? 4 milyon mu? Ellerinde teşhit varken Zekin, bu Orpo 6 ve Raze ultisi de var. Ulti avantajı da onlarda. Zekin merdiven tarafına Bumbut'u gönderdi. 4 milyon zaten söylenen. Kesidi biraz geriden savunma yapıyor. Abi büyük ihtimal 6 milyon falandır. Yalnız John Q'nin bu arada tabii can durumu biraz problemli ve Zekin Zayt'a doğru çok güzel uçtu. Kondu bir anda. Oraya doğru yerleşti. Evet, yani Zelsiz bu ultiyi teke bırakırsa çok büyük şansı İlk var. 8 milyon diyor. Sentinel'sı yalnız derin gelen bir. Pero ben Malatya'da yaşadım o depremi. Anasını siktiler ortalığın. Marketlere girdiler. Biz enkazlarda yardım ederken kahveler evlere girip hırsızlık yaptılar. İşte abi bu çok kötü bir olay ya. Hemen renk kesiriyle beraber oraya doğru gelecek. Yani o an kimsenin canının bir önemi kalmayacak yani. İnsanlar herkes kendi canının derdine. İlkini gördü, gönderdi. Ters skor almış. Ultiden bir şey çıkmadı. Magnum pite kadar inmiş durumda. İyi bir timingle beraber rakibini yakalıyor. Sassy Spike'ı en kolay buradan tutarım dedi. Site'in içerisinde oturdu. Şimdiden bire bir takas var. Ve 3'e 2 avantaj KC'de. John Q'tü bu arada smoklardan skoru çıkardı. Oh. John Q'tü'ye bir tane daha meydan skor alıyor. Hala Magnum sadece 41. John Q'tü'yü vurmaya başardı. İkinci oyuncu bilmiyorum. 1v1. Winnable. Smoke'dan duymuştu galiba. Zelsiz çıktı ve. Niye bırakmadı Magnum? Bunları konuşacağımız bir yayın yapmaya çalışacağım. Ama bunu bana ne zaman ne zaman diye sormayın. Ayarlamalarını yapayım arka tarafta. C'ye doğru yavaş yavaş geldi. Sentinels, Alarm Bot var. Saat içerisinde Killjoy full. Bunu yapalım cidden ya. Hepimiz için yararlı olacağını düşünüyorum. Yok Dubspitex, şu an öyle bir durum yok. Nereyti hemen işaretledi zaten. Zekin de üzerine gelen Ecel var. Sait hemen açıldı. Maçız, Lent. Tamam. Yavaş yavaş geliyor ve Sas tarafından alınacak. Nereyti? Ekstra bir vuruş. Yalandan. Raze'de de ulti var. Plant alınamadı. Daha Raze bombasını bile kullanmadı. Bu Plant'ı burada o kadar kolay alamayacaklar ve Zekin. Saitin içerisine kadar geldi. Bir ekstra peek alınması gerektiğinin farkında ve Raze ultisi gelirken nereye kaçacaklar? Elbette çıkartır diye düşündüm. Monkey gelmedi. Hasar bile çok fazla yok ama Sait'i kaybettiler ve bütün oyunculara iyi geldi. İyi geldi KC. Magnum çok iyi bir açıldı kendisine ve sonrasında John Cutie tek başına üstüne gelirken Magnum mermisi bitti ki 7-5. Mermisi bitmişti. Benim annemler de aynı durumdan müzdaripti. Neyse ki kentsel dönüşüme gitti evlere. KC oyuncuları hücumdalar. Sentinel savunmada ve C savunmasına rotasyon. Her yayın bağırıyordu kadın. Sikeceğim oyununu, kalk bulaşık yıka diye. Oha! Sasi'de 2 HL var, yakına bırakılacak. Birçok yetenek orada elinde. Oo, yetenek tutuyordu Tenz ama yanıcıdan yandı Martin. Ve site'da... Ama herkese demişlerdir ya. Yani benim annem, babam da benim oyun oynamamı hiç sevmezdi yani. Nefret ederlerdi. Adam olamayacaksın, adam olamayacaksın deyip dururlardı böyle. Oku 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 diye. Derslerini hiç çalışmıyorsun. Oyun oynuyorsun sadece. Smoke'dan yürüme kararı ama geldi. Ama şimdi çok şükür diyorlar. Zekin açılı bekliyor ama bunu beklemeyebilirler ama zıplayarak geldi. Magnum skor aldı ve Shin'den de gelen yardım var tek tek. Sentinel'ın savunması saat içerisinde koordine olamayınca skorlar geldi ve John QT. O kafada bir oyun yazdı sen Casey. Dediler ki bir oyunu soğutalım hafiften. O baskıdan nasıl kurtulup aileyi ikna edeceğiz? Ama Smoke sayesinde abi zor. Yani Smoke. Benim ailemi ikna kim etti biliyor musunuz? Riot Games etti. Ben arkanızı koruyorum. Evet. İki kişi birbirlerini takasına çıktılar. Aldılar ki şimdi arkalarını koruyorum. Yani annemler Riot Games ile konuştu. Riot Games çekim ekibiyle konuştular.
Ondan sonra ikna oldular. Çok erken bir eşitlik imkanı olduğunu söyleyelim ki artık haritada avantajlı olan taraf Casey. Bu arada bayağı hasar verdi. John Kutu ama Nerit hata yapmıyor ve Gülben Ergen'de de yani. Casey'ye tabanca round geldi. Aslında senaryo olarak Split'in bir benzerini izliyoruz. Maçı çok iyi başlayan Sentinels var. Sonra of. İlk yarı dengeyi yakalıyor. Casey ve ikinci yarının başıyla beraber de öne geçecek fırsatı buluyor artık burada. Kaplan da burada biraz sinirlenmiş. Yani aslında yok okumadım İsmail Oka. Yani açık öğretim. Öyle. İlk gelen de bir takas alınıyor ki entry verdiğin roundda hiç fena değil. Canlar azalıyor rakipte ama tekrar yürüyüp C'ye girebiliyorlar smoke'tan. Ve 7-6. Yani 3 kişi savunurken en azından takaslar olur. Oğlum Elibus yapıyor değil. İstesen o Elibus ne derler. Çıkışlarına ama kimse bakmayınca. Ben annemlere söylüyordum Elibus yaptım ya zaten o da. C bomboş. Casey hemen C'ye doğru oyunu hızlandıracak. Kebap round onlar için. Magnum alıyor orbu. 7-7'ye gidiyoruz zaten. Plant'i kime verecekler? Narrate alabilir ultisi yakın. Ve Narrate'e kum tarafına doğru rahatlıkla alındı. Sentinels'ın yine hiçbir yatırımı yok. Yalnız maça ortak oldu bir anda KC. Hiç yatırım yapmıyorlar artık. Bu arada bu çok yani. Bonuslu pistolle beraber. Outlaw yüzünden tabii ki. Yani zırhların full oynanması gerektiği için buy roundlarda. Meta'yı gerçekten değiştirdi. Evet evet. Ya yani çok outlaw görmüyoruz dediğim PUBG... gibi. Ben biraz hayal kırıklığı yaşıyorum burada. Daha çok görmek PUBG'yi arada bakacağız. Kitli bir silah gerçekten. Orada yakın mesafe Thomas'ı biraz sıkışmıştı. Hemen Astavuz'u bırakacak. Başladı mı PUBG maçları? Uuu tense. Thomas'ı yakaladı. Çok başlamamış. Sosi kapıyı açacak tekrar. Spandor'u ittiriyorlar başlıyor. Ama tabii. Bu skor geldi. Miramar'la başlıyor. Sonra Spandor'u kaçabilecek. Aa dikende oynanacak lan. Oha. Ya şunu söyleyecektim. Artık ikinci Tayago mu? Tayago neresi amına koyayım? Belki bir tane falan şerif görüyoruz. Oğlum yeni yeni mapler gelmiş ya. Maksimum da bazen. B'ye geliyor. Ne kadar kim çıkartabilirler? Geldiler. Spike'a düşecekler. Deroncer'ın da spike'a koşması lazım evet. Çok agresif değildi bana Ecel hiçbir zaman. Yani o kırılma... Abimler daha çok agresifti bana karşı. Neden yürüme kararı enişten var bu arada. Falan. Yalnız timing çok önemli. Tarih ama annem... Diyemem ya. Hala taret izliyor. Buradan selam olsun Fikriye Sultan'a. Seviliyor. Taretim gitti. Şimdi A'dan kapı açıldı. Hemen reaksiyon veriyor. Sentinels savunması. Merdiveni yürüyecekler. Görüşmüyorum patron babayla. Sanki Casey. Uzun zamandır görüşmüyorum. Yani triple bile olabilir çünkü şu an Spike A'da ama iki oyuncu sanırım önce bir C'ye girecekler. Oradan bir B'de buluşmak isteyebiliriz. Silah gözüktü. Ve Tenz var tek başına çıktı. Bak Martin hiç piklemiyor abi. Hiç piklemiyor ya. Martin de direkt geri çıktı. O adamı gayet pikleyebilirdi ama piklemedi yani. Durmadı vurmaya. Çok süre yok o yüzden hamle girebilirim. 15 saniye. Çok disiplinli oynuyorlar ya. Narrate yakındaydı. Boom botu kıracak. Buraya çıkabilirler. Bir tane göz atıldı. Bazı oyuncuların yine açığa çıktı. Atlayamadı. Çok iyi oyun. Uçuyor, dönüyor, vuruyor, kaçıyor. Zekin durdurulamıyor ve Tenz de soldan bir vuruyor. Sentinels böylelikle 8'e ulaşıyor. Annemle yenge nasıl? Annemle Aysu müthiş anlaşıyorlar. Müthiş. Evet yani bu biraz problem. LoL oynadım turnuvaya girdim bırak oyunu dedi. Oldu. Bizim burada çeyrek altın ödüllü turnuva yapılmıştı. Kazandık gene ikna edemedim. Işte neyse anamı dinledim hukuk okudum avukat oldum. Beyto neler diyorsun ya? Çeyrek altın ödüllü ne turnuvası lan? Orada güzel adına oldukça önemli. Bu arada harabe tarafa doğru Nate geldi. Shin yalnız skoru almış. Ve bir şekilde orada hayatta da kalmayı başardı. Ya eski toprak insanlar abi onlar için Tenz'de geri çıkmaya geçerli bir iş alanı olmadığı için ama sorun yaşamadı. Yani o kaostan negatif bakıyorlar doğal olarak. Çok önemliydi. Onlara biraz sektörü kesin anlatmak lazım. Yani ben en büyük örneklerini yurt dışından verdim hep. Hani yurt dışında gösterdim belli başlı riskleri örneklerini. Bu Türkiye'de de olacak dedim yakın bir zamanda. O zaman biraz böyle ikna etmiştim. Ki oldu da Türkiye'de de işte Riot Games geldi turnuvalar yaptı vesaire. Oynanılmıyor şu anda. O zaman dediler ki aa harbiden Ferit'in dedikleri oluyor lan falan yaptılar o yüzden saldılar. Sonra ben de bir başladım onun atölye. Full Elobus falan. Tarayacak yani. Hatta kutudan da tarayabilir ama Ecel biraz problem yarattı ona rağmen Zelçeniz. Ne? Bomba. İkincisi inanılmaz. İkincisi yalandı bu arada. Ama... Birisi daha olsa burada bu round'u yok edebilirler. Yani 3vs3'te bence hala mutludur. Evet. Hemen bir taret bıraktı. Buraya Sasi duydu o tareti. Yalnız çok uzaktan yavaş geliyor biraz. Sentinels oyuncuları Tenz yakında paranoyu çıkarmak zorunda kalabilir. Burayı temizlemek için. Nerit bu arada Odin alıp tekrar bıraktı. Paranoyu tam böyle gözüne geldi. Magnum'u gördük. Magnum direkt geri çıkmak durumunda kaldı. John Cutie'nin astavuzları var. Tenz'in smoke'u düşündü of, hemen main tarafına doğru. Viper smoke içerisinden. Tenz. Orada biraz zorlandı Tenz ama John Cutie ile beraber skorlar geliyor.
Yani Zelsiz tek başına... Üçlü ikili oyunları çok iyi yapıyor Sentinels. Güzel yetenekler olabilir ki Martin geldi bu arada Josh'da kill alamadı. Kill alması lazımdı ama. Daha fazlasını çıkarabilirdi kuşkusuz. Ama bazen Judge'ın mermileri çok dağılıyor. Onlardan birini yaşadım. Ve kimseyi kaybetmeden untouchable, untouchable. Ekonomi için mükemmel bir haber. 10'a 7 farkı 3'e çıkardılar. Untouchable, untouchable. Şu anda yine kırılma anlarından bir tanesinde. Ne olmuş ya bu coin? Ooo kudu moon mu be? Casey'nin. Ya Tenz modunu açmış durumda. Çok soğukkanlı ya. Turnuvada gerçekten bu kadar keskin oluşu birçok insanı sevindiriyordu. Yani çünkü buralarda içinde, bekleniliyordu uzun zamandır. Evet yani Tenz içinde bence müthiş. Valla bir ufak devam edebilir Berk. Konuşalım bir dahaki. Kaç oyuna atar gibiyiz. Biraz bahsetmek doğru olacaktır. Zersiz kapı savunmasında. John Cutie perde arkası. Gürcü müsün peki? Evet. Bizim E-Devlet'te soy ağacı İstanbul en son böyle bilmem kaçıncı dedem Batum yazıyor. Gürcistan Batum. Yani kapı tarafında sorun çıkarabilir gibi. Üzerine doğru gelecek oyuncular var. Smoke taramaya devam ediyor. Bir sağ bir sola her yere sıktı. Hasar vermeye devam ediyor. Pite kadar yerleşti. Arkasında farkındalar ama öldü ya. Aa ölmüyor. Smoke'un da arkasında bu hafta bir ne oluyor oğlum, herkes birbirine çalım atıyor. Main tarafına mı atacak? Yakını görmedi. Roketi çıkardı ama Shin skor almayı başarıyor. Thomas Incan oldukça az. Zelsiz asistlerden etkili. Zelsiz hala orada abi. Her zaman birileri beklenilir ve bir fake verildi. Cross konulacak mı? Smoke içecek yalnız. Smoke'lar da almak üzere. Hayır, denemeler değilsin, var. Türksün. Tabii canım Türk'üm o. Şu anda gayet yakında yani. Shin yukarı çıkma kararı verdi. Gürcü göçmeniyim. Burada Shin'i beklemezler muhtemelen ve kolaylıkla John Cutie'yi yakaladı. Paranoya var, atlayabilecek mi Shin? Hayır, atlayamadı. Arkadaşı yine de yakına gelip Zelsiz'i yakalayabilmiş. Bu oldukça önemli tabii bir skordu. Tabii anlamadı. Kasi geldi. 1-2'ye kadar getirildi ama Magnum'dan harika. Ellerinden şimdi C'ye doğru agresif oyun var. Direkt girilecek. Zelsiz bu kez burada. Yine ellerinde Odin var. Talet'le beraber kontağı oynamaya çalışabilir. Smoke sıkmaya devam ediyor. Giremediler. Şimdi Ecer geldi bir tane. Onu hemen kırdı Zelsiz. Yok, çerkezlik yok. Üzerinde hasar da var. İyi bomba. Ve Tecid geldi. Magnum'dan. Zelsiz. Beyninde yani patladı. Biraz anlayamadı herhalde bombayı. Aynen öyle. Bombayı da mı kırmak istedi anlamadım. Hocam buradan KC alıp bir bir yapması yok mu? Yok gibi ya. Evet, yapmasın. Ne olmuş olabilir? Orada mermiler. Yapmasın ya. Hadi Sentinels. Arkasından geldi spawn tarafına doğru. Retake başlayacak ama yani kapı içerisinde hala Tenz. İyi yapışkan. İyi yapışkan. Gelmesi gerekecek ki oynayabilsin. Martin bu arada Ecel tarafından ısırıldı. Ne yapıyor lan? Hiçbir şey göremiyor. Ama süresi yeter şu an kazandırıyor. Süresi evet yeter. Spawn'a doğru gönderdi ama John Cutie'den gelen skor. Kapı içerisi. Tenz hala oynamadı. Şimdi Tenz'in gelmesi bekleniyor. Bir tane smoke. Tenz bugün oynayacak mı? Tenz'in çıkması lazım. Paranoya Atukum tarafından Thomas'tan gelen skor var. Nereye ikinci skoru aldı ve evet, Magnum'da Tenz'i vurunca Carmine Corp. Bayağı beklediler böyle. Çok kritik bir yerde. Round'u. Mini bir seri yakalamayı başarıyor ve maçtan kopmuyor. Zoro sokta. Yani bence save'leselerdi daha mantıklı ama. Görüldüğü kadar kaç paraları var. Bir teke karşı oynamak ama Zelsiz'in yakalanması... Akıl tutulması diyebilir miyiz hocam? Diyebiliriz hocam ama Zelsiz'ten görmüyorduk. Evet. Feron benim amcam aldı geçen sene. Benim babalar amcalar falan Gürcüce biliyorlar ana dil seviyesinde. Başvuru yaptı amcam, kabul ettiler. Evrak olarak da 4-5 ay soy öncesinde Batum'dan geldiğine dair 4-5 soy öncesinde Batum'dan geldiğine dair bir evrak gösterdi sadece. Oha ben de alabiliyorum lan o zaman. 4-5 soy. 4-5 soy önce var Batum. Ve şu safhada savunma ekibi... Ama Gürcüce... Anneannem falan biliyordu, dedemler biliyordu Gürcüce. Gelmek üzere hücum ekibinin C'yi tercih ettiğini görebiliyoruz. Bu C tercihi bakalım ne kadar işe yarayacak. Killjoy bu sefer şelalede oynamayı tercih ediyor ki rotasyonu Gürcüce tek bildiğim şey Curcun. Anneannem bana Curcun derdi. Kalmak istememiş Zelsiz. Hani demiş ki biraz manyak çocuk gibi bir şey. Curcun. Ama tabii alt tarafı da Curcun derdi bana. Tenzi daha hiç bura test etmedi şimdiye kadar. Değil mi? Carmine Corp ve Zeke'ın. Şapşal gibi bir şey galiba. Beklemeye çalışacak. Ecel geldi. Bir de Raukun'a nene derdi. Ne yapayım nene? Raukun'a nene. Sonra bir kez daha Allah rahmet eylesin. Huzur içinde yaz. C'de bitirilecek. Çok tatlı kadındı vallahi nene. Henüz okuyamadı. Sentinels A'da kalmaya devam ediyor. Ve şimdi şelaleye smoke düştü. Renk tesirli geldi. Martin girmeye çalışıyor. Besetteki tekrar açıldı. Wallbackler var. John Cutie saat içerisinden vurdu ve Viper'ini açtı. Bu çok büyük problem Carmine Corp için. Sıka sıka spawn'a kadar geri çekildi. Zelsiz de smoke açılacak. Gördü rakibini ama
Üzerine doğru yürümeye devam ediyorlar. Plant şimdi alınacak. Ve daha Fedut'su var. Şey atıldı, düzeltiyor. Ne ne oluyor oğlum site'da amına koyayım? Kutuya mı? Lan ne oluyor? Magnum! Tek başına skorlar alıyor. Tenz orada hala. Nereye? 2v2. Magnum neler yaptı? Hemen bir smoke düşürüldü. Bu da önemli kildi. 2v1. Şimdi burada oldu, tahmin ediliyor mu acaba? Wow. Sabah akşam hatim indirildi abi. Hatim rekoru falan ondadır herhalde ya. Ne zaman görsem Kur'an okuyordu. Bir bomba kalmadı reis tarafından. Gelen HR yakında olduğunu gösteriyor ama Zelsiz de ikidir. Seslere reaksiyonu da gösteremiyor. Uyudu burada. Martin üçlü çok kolay yakaladı Zelsiz'i. Ve şimdi John Cutie. Önemli bir kill. Martin. Sasi'yi de buldu. Martin'in bu stinger'ı çok iş yaptı. Zekin bu arada nereydi? Yalnız yakalayınca durum 3vs3 ve tekrar Sentence için fena bir durum yok gibi. Hatim. Ve 3 oyuncu da burada. Tens paranoyu bekletiyor. Uçarak geldi Zekin. Smoke arkası Martin. Martin neler yaptı oğlum? Martin'den bir eskileyebilir. John Cutie'nin canı. Herkesi flick attı. Killleri pek göremedik ama. Yetenekten sonra. Ve gördü onu. Şimdi görmüş olması lazım onu. Smoke tekrar açıldı. Ay line up oluyorlardı. Bitirdi ama. John Cutie kutu arkasına geçti. Hiç beklemem bir orası. Arda mı giriyor? Yerde beklemezsin. Anını satayım. Şu an. Kullanılan Ecel. Martin. Ulan hep ben yayındayken giriyor Arda'da ya. Ecel'de savunma ekibi tarafından kullanıldı. Thomas'ı bir yerden ulti açmak isteyebilir belki ama henüz kapın içerisinde de girmiş değil. Dakika 85 mi? Geldi! Zekin geldi! Pir geldi! Thomas'ı basit atmasaydı buradan da çıkacaktı az kalsın. Uçtu geldi. Ve bu gayet iyi bir savunma performansı şu ana kadar. Tenz yakında Ecel'de fark etmedi onu A'daki oyuncular. Biraz da artık bunun farkında A'ya gelemediğini anladıkları için. Aa bir dakika, B'ye gönderdi ama ki Joy da geldi A'ya. Magnum zaten B önündeydi. Evet. Ondan dönüp A'ya gitti. Spike bu arada B'di. Evet. Dur cooking. Aa Spike'la bir kere bastılar Flint'e. KC cooking. Şimdi dönüyorlar ama ağacı temizlemek için geliyor. Evet. Tenzin pike bak. Çok dikkatsiz ve 2 oyuncu gördü. 30 saniye kaldı. O nasıl pike oğlum Tenzin? Pit tarafında. Backside'de Sasi var. Double pick geldi. Abi ne oluyor bu oyunda 3v1. John Cutie 25 saniye kaldı. Nered lurk'e gitmeye çalışıyor. Hala Spike onda. A'yı mı arkalayacak? Yalnız çok alternatif yok. C'ye gidemez mesela. B'de zaten bekleyen onu. Zersis var. Yani burada 15 saniye imkanı kaldı. Yok. İpten sessiz inebilir ama ağaçta double pick bekliyor zaten. İmkanı yok. Yani Sentinels ve Nered. Backside'e de baktı, bir fake attı. İkinci fake şans olmayacak. Şimdi çıktı ve dövüşten 4 saniye kala. Harika. Kurdu. Ulti geldi. Ve ultiyi hemen main tarafa doğru attı, yalnız merdivenden yürüyebilir Zelsiz. Zelsiz ses yaparak mı geldi acaba? Direkt oraya doğru bak. Nered! Müthiş bir kaç. O kadar geldi. Kritik bir round ki. Amerika'dan geldi. Evet. Amerika'dan geldi. Madrid'de Amerikalara şu anda kök sök yürüyor Nered. İnanılmaz. Ama yani şu yürümeler nedir hocam? Bir shoulder evet falan. Evet abi, bu yürüme ne? Yani saçmalık. Anladılar bence bir yerden sonra. Anlamadılar bence hala. Bence de anlamadılar. Hani yürüyelim biz de bu arada, mesafe alalım dediler ama ya hayır, bir kişi çıksın Nered, bari shoulder atsın, bir şey yapsın. Neler yaptın, neler saçmaladı yaptın. Sentinels. Yani Spike'da müthiş bir rotasyon. Ekonomisi ama yok Sentinels'in. Çok iyi pozisyon aldı Sentinels. Site'da kalmadı, ağaca gitti. Sonrasında vallahi başlıyor. Valla Sentinels'tan büyük hatalar. Nered'in istediği gibi oynadılar ve Nered'in. Bu map giderse son map mental down kral yaşayabilirler. Sentinels'in dediğin gibi ekonomisi yok, seri. Herkes burada ama. 3'e gidecekse. Eyvah eyvah, 10 kişi de burada. Abi. Reis'in kullanmayı tercih edebilirler. Bakalım gelecek mi Martin'den ilk yeteneklerden Fade olacaktır. İlk yeteneklerden bir tanesi. Eyvah eyvah. Ortalık karışacak. Second'da da ulti var. Second'da da ulti var. Martin 20 canla. Second ultiyi attı Nered. Ancak bir neler oluyor? Ultiyi edilecekler mi oldu? Teker teker burada. Oyun canlar var. Çok az, canlar çok az. Spike düştü. İçeride kalmıştı. Aldılar Spike'ı. Spender gelecek, Thomas'ın çıkamıyor. Thomas'ın çıkamadı. Ve şimdi Magnum. Aldıkları ele bak abi işte. Aldıkları ele bak şimdi. Harbiden Nered'in emekleri yani çöpe gitti. Tamam C'de gidiyordu. Bir canı kaldı. Çocuk stun yedi ama. Böyle harabeye doğru tık diye bir ses geldi. Martin yaşıyor ama. Yani ulti atmak en büyük şansı Martin'in bu round'da da. Ya bir canlı da Reis ultisini kullanmak çok zor. Gerçekten geçmiş olsun dediklerimizi Martin'e iletiyoruz. Bakalım ne kadar sağ. Yani. Ne kadar salim. Tabii büyük silah problemi de var. Ulti attı C'ye. Yani sadece Phantom olarak. Ama A oynayacaklar. Fake şu an. İki oyuncu yarım zırh. Büyük fake hem de. Martin bir can. Aa kırdı. Kırdı. Yani teşhis atıldı fake olarak ama ya o da kırıldı zaten. Şimdi Martin. Taret vurur, Taret vurur. Ve Taret attı. Taret öldürebilir çünkü Martin'i. Biraz pahalı bir yatırım oldu belki Taret'i vurmak için ama yapacağı bir şey yok. Bu arada Tecid var. Yiyecek Shin. Almak için Shin site'de kaldı. Ve
Çıkamadı. Yakalandı. Çıkamadı ama ağaç tarafına doğru bu arada Viper'ın açıldı. Çok hızlı geldi Zelsiz. Yani oğlum o duvar geçirmiyor mu? Tarasını amına koyayım. Bir bomba atılıyor. Şimdi iyi flaş. Çok iyi flaş. Burada kaldı bazı oyuncular. Magnum yine enteresan bir skor. Ama Zelsiz eyvah eyvah. Duvarı deliyor. Bu darbeli matkap Zelsiz'in elinde ama yanıt var. Ve abi, şimdi Thomas'ı. Hocam ne izliyoruz ya? Viper ulti düşebilir. İşin yakalandı. Sadece oturmak zorunda. Aldı Sentinels. Ama bu gördüğü son şey oldu. İnanılmaz bu bir aldı. Ve Sentinels 2-0'a ulaşıyor. Yani son 3 round shitfest abi. En büyük takımlarından bir tanesi. Amerika'dan birinci olarak geldiler. 2MA takımına karşı. İlk 2 seriyi kazanıp 2-0'la playoff'lara gidiyorlar bu arada.